Kestim. Biz fırıncı işletmecileri olarak çok zor durumdayız. Her gün artış nedeniyle kullandığımız unun yerini dolduramıyoruz. 410, 450'den 11'den 500'e çıkıyor, 500'e 10'a çıkıyor. Günlük olarak, saatlik olarak un fiyatları değişiyor yani. En son 3 gün önce yaptık. 4 lirayken 400 gram pide ekmek 5 liraya çıkarıldı. Artan maliyetler nedeniyle maalesef daha da yükselecek durumda görünüyor. Un fiyatları değişti. Mesela biz ekmeğe 1 lira attık. 1 lira zam yedi ekmek. Un ise 50 lira 100 lira zam yedi birden. Yani artan maliyetler nedeniyle artık kurtarmıyor. 30-40 tane yakın işletmeci kapatmış durumda şu an. Böyle giderse yani hepimiz kapmak durumunda kalacağız yani. Devletten bu un fiyatlarına bir müdahale edilmesini talep ediyoruz. Un fiyatları geçen sene 220-230 arasıydı. Şu anda 500'ü geçmiş. Fırıncı olarak böyle devam ederse zaten 15-20 tane fırınımız kapanmış. Yani hala da kapatmaya devam ediyorlar. Böyle devam ederse fırıncılık kalmaz Batman'da. Bu ekmek de zaten 10 lira da olur böyle devam ederse. Çünkü un fiyatları belli değil. Her hafta 50 lira, 30 lira un üstüne atıyorlar. Denetleme yok, bir şey yok yani. Şu anda herkes stoka başlamış. Un stokluyorlar, buğday stok yapmışlar yani. Böyle devam ederse bütün fırıncılar kapatır. Devlet yani bu işe bir çözüm bulması lazım. Un fiyatları biraz aşağıya çekseler iyi olur. 300-350 olsa iyi olur. Yani şu anda devlet onlara buğday desteği de verdi. Yani biz görmedik. Yani her bir fırıncıya 15-20 torba verdiler. Başka da destek vermediler fırıncılara. Ne o kadar buğday aldılar, ne yaptılar? Eskisi gibi kimse almıyor yani. Yani 5 ekmek alan şimdi 2 ekmek alıyor, 3 ekmek alıyor, 2 buçuk alıyor. O da çoğu borç alıyor yani. Böyle devam ederse biz zaten borca veremeyiz. Çünkü para yok yani milletten. Yani acilen bunlara bir müdahale etmesi lazım.